Evet, isminiz? İsmim Dursun, ölçücü. Evet. Lağabınızda besleyen olarak kimler derler? Lağabınızda Cilloğlu, Alinoğlu derler bana. Evet, güzel. Evet. Peki bu mesleğe nasıl atıldın? Neler yaptın? İlk başlangıçta neler yaptın? Nasıl bu mesleği bıraktın? Şimdi bu duruma işaret kısadan anlatma. İlk evvel şahitliğe geldim. Şahitliği verdik. Evet. Şahitlikten sonra dergaha atıldım. Ona ondan sonra işlemeye başladım. İşlemeye başladıktan sonra şimdi de bıraktım dergaha 2 senedir. Ha. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de bakkallık yapıyorum işte burada. Güzel. Şimdi biliyorsun bu dereyi sel aldıydı. Değil mi? Evet. Aşağı şehir sel aldı. Evet. Ve bu evler devlet kanununa göre yapıldı. Evet. Evler. Oradan mı aldın, parayla mı aldın? Hayır. Babam yazıldıydı evlere. Ha. Ha. Yazıldı. Babandan kaldı. Tespih ettiler. Ya geldiler bize teslim ettiler. Biz de göçtük. Ha, güzel. Yapıldıktan sonra göçtük. Evet. Evet. Şimdi bu sana da sorayım. Evet. Bu aşağı şehirde millet niye göçtü? Buraya çıktı, buradan da diğer başka yere. Neden göçtü? Senin görüşün nedir acaba? Benim görüşüm işte. Ne yapsın millet? İdare için göç, oradan idare için göçüyor kimse. Öyle bazı hususu göçen oluyor. Bazı idare olmuyor göçüyor. Evet. Yani burada iş sahası dar, ondan mı göçtüler? Evet. Aşağı şehirden mesela buraya göçtüler. Buradan da ev yaptı, para bitti mi gittiler. Yoksa baktılar ki dar yer, Evet. İş yapamıyorlar. Evet, aynen senin dediğin gibi. Bazı para fazla kazanak diye şey ediyorlar. İşimizi fazla aşıyorsun diye. Tabii kendilerine cevap verecek saha olmayınca, malını satamayınca bir yer arayın. Evet. Aynen dediğin gibi. Evet. Şimdi bir de aşağıda camilerimiz vardı biliyorsun. Evet. 3 tane hamamımız vardı. Evet. Gümbür gümbür davullar çalardık, düğün ederdik çalgımızla. Evet. Şimdi bunlar bu Besni'nin halkı buradayken, Evet. Aşağı şehirde bu esnaf buradayken hiçbir taşı düşer miydi? Hayır. Ha. Herkes bakardı değil mi? Bakar tabii. Peki bu biz gittikten sonra neden bunlar yıkıldı? Ne sahip mi çıkan bakımsız olmadı? Bakımsız oldu, yıkıldı. Bakmadılar. Bakmadılar. Ne baksınlar? Millet yukarı şehre göçtü. Bakımsız oldu. Yıkıldı. Herkes baş çekti. Çobanlar girdi, yıktı. Mesela kimisi öyle durduğu yerde bu eşekçiler bu taşı yukarı yıkıp ona buna taşı satmışlar. Öyle mi dersin? Yani öyle olmuş diyorlar bir kısmında. Evlerinkini sattılar. Ayrı kimisi camının camıya getirdiler, yapıldı buranın camısına. Ha. Yukarı şehrin camısına. Aşağı söküp camiye yaptılar, kişi ben yaptım diyenler var değil mi? Halbuki aşağıda 11 cami vardı. Evet. Burada yapıldı 2 cami. Evet. Ya bilemedin 3 tanesini, hadi harcadık. Diğeri ne oldu? Zaten birazı şeyde Antep'ten geldi camının, çat camısının taşı. Evet. İşte hayır, kimse aldı, bellisiz oldu ne oldu, öyle yıkıldı gitti işte. Bakan olmadı, yıkıldı. Bakan olmadı tabi, bakımsız. Şimdi sen aşağı şehirde gülbalık işledin mi aşağı şehirde? Evet, işledim. Ha, bu kürün vardı biliyor musun, kürün? Kürün mü? He. Ne kürün? Kürün bilmiyor musun, ellerine sıdırlardı bu şey, gülbaların yanı başında olurdu. Ha, senekte. He. Ha, evet. Ha. Ona çamurdan da yaparlar. Çamurdan kürün derlerdi. Evet, tamam. Şimdi bu işlerken çukur kazardınız. Evet, çukur kazdırdık. Olmaz zaten ki, evet. Ha, çukur olduğu için şimdi o zaman öyleydi. Hep çukur. Yine var ha, burada da evde kazılı hazır. Yok ya. Valla. Dergah kurulu evde şimdi, öyle kilim üstünde. Yok ya. Valla. İşte. Peki bunlar ne sarıyorduk daha evvel? Bunun ismi ne? Çıkık. Ha. Bundan ne sarıyordunuz? Bundan yuma çangala takılır. Evet. Çangaldan böyle terdara takarsın, ipli masıra sarılır. Ha. Böyle. İpli çangala, burada yani, çangal var ya. Evet. Çangala takılır, böyle sarılır masıra. Söyleyeyim ben. Böyle sarılıyor. Evet. Şimdi modern çıkınca bunlar artık batal oldu değil mi? Batal olmadı, daha var.
Ya sen çalıştırıyorsun. Ben 2 senedir de terk ettim işi. Hayır yani bu o iş olsa yani bundan çalışabilmiyor. Evet çalışılıyor. Güzel. Peki bir de bir tezgaha bakalım. Bir de çek et şimdi çekme. Çek. İlk tezgahlarında tut bezinden devamına kadar bu tezgahlarda dokunuyor. İşte anasından da beşikten indikten sonra çocuk 8-10 yaşına girindi. Çocukları verirler böyle ustanın yanına. Evet. Burada yetişerek sanatı, ahlakı, düşünceyi, atılganı burada öğrenir. Anası babası karışmaz. İsterse usta tokatlasın, dövsün. Hiç onun terbiyesini, sanatını öğretmek ustaya kalmıştır. İşte Besnun halkı böyle yetiştirmiştir. Kültürel olmaz işte kültürü halktan kendi ustalığından almıştır. Ve böyle böyle getirmişlerdir. Kimsenin malında gözünde olmaz Besnun halkın, esnafın. Kendi kazancıyla, kendi alın teriyle kazanır, kendi canı şeyiyle yer. Daha şehre gider gelir. O yayan yolu teper o bayırları, gelir sabahleyin erken işine başlar, akşamları da gider. Yine arabaya giderdi. Şimdi daha teknoloji ayağı uydurarak Besni'yi terk etmişlerdi. Antep, Uşak ve İstanbul gibi yerlerde bu teknik gelişmeyi, yani sanatsal dokuma sanayini bugün Halya kadar ulaştırmışlar. İstediğinden her şeyini kendileri mamul etmişler. İşte en başlangıç tezgahlardan birindeyiz. Peki eline sağlık usta. Sağ ol. Teşekkürler. Bunda kaç çeşit mal üretiliyor? Bu tezgahta. Kaç çeşit mi? Çeşidi çok abi. Mesela ne? 7 olur, 8 olur, 9 olur. Çünkü orlon geliyor, gazil geliyor, kılgatma ipi. Ha şimdi tut bezi dokunurdu, mesela dokuma dokunurdu, kilim dokunuyor, çeşit çeşitleri var yani. Kaç çeşidi var bu tezgahların, böyle ufaktan el tezgahlarının kaç çeşidi şimdi var? Şimdi bizimkinin bu şey olarak, bak kilim dokunur. Eski heybe, omuza alacak heybe dokunur. Evet. Ondan sonra yemek serilecek sürfa dokunur, damalı. Evet, sürfa, evet. Evet. Kilim dokunur, başka bir şey, abe de dokunur sonra. Evet, abe dokunur. Evet, eba, meşla filan. Evet. Ben bilmiyorum. Peki ama meşla. Peki bu çuval, muad, zelber, melber. Çuval, zelber, heybe, kilim. Evet. Ondan sonra bunlar dokunur. Evet. Evet. Bunda başka bir şey yok.